O zaman e, hızlıca Erdem Timur'un önceki akşam A Spor ekranlarında yaptığı açıklamalardan başlayalım. Çok dikkat çeken bir başlık vardı. O da Lale Orta ile ilgili olandı. E, Ali Koç'a gönderdiği var görüntüleri ile ilgili. Lale Orta'dan da bir açıklama geldi. E, hayal ürünü gibi bir ifade kullandı. Nedir bu işin hasta astarı diyelim. Bir kere şunu söyleyeyim. Bunun ispatı çok kolaydır. E, Timur maçını verdiğini, neredeyse saatini, dakikasına kadar verdiğini olduğunu. Varadosu'na girdi dedi, görüntüleri aldı ve Sayın Ali Koç'a gönderdi dedi Erdoğan Timur. Bunun ispatı çok kolaydır. Kamera görüntüleri var. Gepo Federasyonu'nun elinde. Bahsedilen gün, bahsedilen saat dilimi arasında Dali Orta'nın nerede olduğu, Varadosu'na girip girmediği çok kolay bir şekilde ortaya çıkarılabilir. Bunu hani olumlu ya da olumsuz anlamda söylüyorum. Yani Dali Orta da kendini bu şekilde aklayabilir. Erdem Timur'un iddiaları da bu şekilde eğer doğrulanabilir görüntü mutlaka vardır. O yüzden de bu da Türkiye Futbol Federasyonu'na bir görev düşüyor. Çünkü yapılan açıklama böyle sıradan bir açıklama değil. Ortaya atılan iddia sıradan bir iddia değil. Yani e, bir MHK başkanının bir kulüp başkanına illegal yollardan görüntü göndermesi e, sadece değil bizim ülkemizde, dünya futbolunda çok az rastlanır bir olay olduğu için bu iddianın doğruluğunun ispatı konusunda ya da doğruluğunun olmadığının ispatı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük bir görev düşüyor. Federasyonun şu anda sessizlik yaşaması iddiaların daha çok e, ayyuka çıkmasına e, yol açıyor. Doğru bilginin olmadığı yerde spekülasyonlar artıyor. E burada e, Futbol Federasyonu yönetimi, yetkilileri e, kamuoyuna, aydınlatıcı bir bilgi verip en azından şunu demesi gerekiyor. Evet, o açıklamaları dikkatle izledik. Bu konuda bir araştırma yürütüyoruz şeklinde ya da yoksa da denir ki elimizde bizim görüntüler var. O saatte böyle bir şey yaşanmamıştır deyip e, bu olayı kapatmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu şekilde bir e, bilinmezlik, olayın sürüncemede bırakılması daha da kötü aslında. O bu nedenle Sayın Elden Timur'un bu iddialarıyla alakalı Türkiye Pop ben göreve davet ediyorum. Çünkü çok 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 ciddi iddialar bunlar. E, o yüzden de e, bu iddiaların doğru olup olmadığı konusunda bir soruşturma yürütülmesi ve kamuoyunun bence bilgilendirilmesi gerekiyor. En azından e, soru işaretlerinin giderilmesi açısından e, çünkü epey tartışıldı bu konu. E, Erden Timur'un takımla da ilgili bazı açıklamaları vardı dün akşam. İşte gidecekler kalacaklarla ilgili. Victor Nelson hakkında da konuştu. Ee, çıkış maddesinin 25 milyon euro olduğunu, yedek kalmayı kabullenmemenin çok güzel bir şey olduğunu e, söyledi ve yeni sözleşme için anlaştık ifadelerini kullandı. Keza Abdülkerim Bardakçı'yla da görüşmeye başladıklarını, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşında adil bir duruma getirmek istediklerini söyledi. Ee, Saşa Boya için de menajeriyle görüşüyoruz dedi. Ee, yani içeride de biraz e, transfer trafiği hareketli gibi en azından şimdilik. Bir yanlış bilgi olmasın diye söyleyeyim. Nelson konusunda anlaşamadık dedi diye hatırlıyorum sanırım değil mi? Yani anlaş, yani Nelson şu anda yeni sözleşmeyi kabul etmiyor. E, o yanlış bilgi olmasın. E, çünkü e, yedek kalma konusunda bir şikayeti var. Dün seninle yine konuşmuştuk burada. E, yani oyuncunun yedek kalması kalmayı kabullenmemesinden daha doğal bir şey. yok. Kabullense zaten bir sıkıntıdır demek ki. Oynamak istiyor. Bu çok güzel bir şey ama bunun dile getiriliş şekli yanlıştı. Yöntem yanlıştı. Bunu konuşmuştuk seninle. Ve oyuncu, yeni sözleşme konusunda şu an sıcak bakmıyor. Zaten sözleşme süresi var. Ee, Galatasaray yönetimi o serbest kalma maddesini biraz daha arttırmak istiyordu. Ee, maaşına zam yapmayı teklif etmişti ama Nelson anladığım kadarıyla şu an bir durumu gözlemlemek istiyor. Yani ligin devre arasına kadar bu yedek kalma işi bu şekilde sürerse anladığımız kadarıyla devre arasında bir ayrılık talebi olacak sonu. Çünkü sezonu bu şekilde tamamlamaz diye tahmin ediyorum. Yaptığı açıklamalardan bunu anlıyoruz. Tabii ki ayrılık talebi demek ayrılık anlamına da gelmeyebilir. Galatasaray yönetiminin şartları önemli. Diyelim ki Nelson ayrılmak istedi. Yönetim bir kiralık formülü mesela gündemini alır mı? Ya da oyuncunun bonservisi için nasıl bir rakam belirlenecek? Ben bunu birkaç kere söyledim. Burada bir kere yönetim planlama yanlışı var. Siz elinizde değeri olan ve satmayı düşündüğünüz bir oyuncuyu kulübeye oturtamazsınız. Oturttuğunuz zaman ne oluyor? Oyuncu değer kaybediyor. Ve sizin sezon başında beğenmediğiniz rakamları bile bulma şansınız kalmıyor. Şimdi sezon başında Galatasaray şunu çok net biliyorum bonuslarla 15 milyon lira civarına teklifler aldı ve kabul edilmedi. E şimdi bu rakamlar gelir mi? Mümkün değil. Çünkü Avrupa kulüpleri de şunu net bir şekilde gözlemliyor ki oyuncu sıkıntılı ayrılmak istiyor. Forma giymiyor. E dolayısıyla piyasası düşecektir Nelson'un. Burada sezon başında bence e, iyi kötü gelen bir teklif kabul edilip Nelson'la yollar ayrılabilseydi herkes için daha mutlu bir ortam oluşabilir diye düşünüyorum. Tabii ki orada harcama limitleri, Davinson Sanchez transferin geç gelmesi, eee Şampiyonlar Ligi maçlarından dolayı Nelson oynamak zorundaydı. Bu yüzden de planlama bir şekilde yanlış yapıldı. Biraz da mecburiyetten dolayı, ekonomik şartlardan dolayı ama Nelson'un gözüken ki bir ayrılık talebi olacak devre arasında. Ama kiralık mı olur, on de mi olur e, onu tabi bilemiyoruz ama bir ayrılık sanki ufukta gözüküyor. E, Kerem ve Abdüker'in bardakçı konusunda yani hep şurada bir yanlış olduğunu ifade ettik. Neden yerli oyuncular TL üzerinden maaş alırken yabancılar döviz kuru üzerinden maaş alıyor? E, şimdi zaten değişen sürekli artan döviz kuru nedeniyle e, ki e, burada yetkililerin yaptığı açıklamalar şunu anlıyoruz. Bu kurdağı da yükselecek. Bunu anlama geliyor? Oyuncuların durduğu yerde yabancı oyuncuların TL üzerine maaşları artıyor. Ve sürekli de yerli ve yabancı oyuncular arasındaki maaş skalası büyüyor. Orada bir adaletsizlik oluşuyor. Ee, ve Galatasaray yönetimi Kerem Aktürkoğlu'na üç kez maaş güncellemesi yapmış. Şimdi dördüncü düşünülüyor. Ki yapılması gerekiyor. Doğru. Ama burada daha doğrusu şöyle bir şey olabilir belki. E, yabancı oyuncularla belki anlaşma yapılırken bir sabit kur uygulanabilir diye düşünüyorum. Yani denir ki sana ben bir buçuk milyon euro veriyorum ee, ama TL üzerinden hesaplayacağım bunu belki o günkü 25 TL'ye ben sabitledim denebilir belki bilemiyorum. Çünkü bu uçurum sürekli artacak ve yönetim her seferinde bir maaş güncellemesi yapmak zorunda mı kalacak? Şimdi Abdülkerim Bardakçı'nın maaşı 23 milyon TL diye biliyorum şu anda. İşte euroya vurduğumuz zaman ne yapıyor? 800 bin euro civarında bir şey yapıyor. 700 bin euro civarında bir şey yapıyor maaşı. Ee, Davinson Sanchez alıyor 3.2 milyon euro. Tabii ki aynı oyuncular değil. Bunu söylemiyorum. Çok başka bir karakter, e, kariyer. Özür dilerim. Başka bir yıldız oyuncu ama bu kadar da arada fark olmamalı diye tahmin ediyorum. E, Kerem Aktürkoğlu bu takımın en değerli parçalarından biri. Aldığı maaş ortada. 20 milyon TL diyebiliyorum Kerem Aktürkoğlu maaşında. E, vurduğunuz zaman burada 700 bin, 650 bin euro civarında bir para yapıyor. Diğer oyunculara bakalım maaşlarına. Çok büyük bir uçurum. Dolayısıyla burada bence tüm kulüplerimiz için bu geçerli. Artık bu yerli oyunculara TL üzerinden maaş verme olayını bir ayarlama getirmemiz gerekiyor. Çünkü bu adaletsizlik devam edecek. Mustera konusunda da konuştu. E, Mustera'nın kariyerini yurt, e, kendi ülkesinde bitirmek istediğini çocuklarıyla ilgili durumlardan dolayı belirtti. Ben sezon sonunda Mustera konusunda bir ayrılık olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu sezonki performansına da bağlı bu biraz ama e, açıkçası yönetim bence Mustera konusunda şu an istekli gözüküyor ama sezon sonunda belki de daha farklı bir karar alınabilir. Ama Mustera'nın ayrılığı bence olasıymış gibi duruyor sanki sezon sonunda. Mustera'nın ayrılığı aynı zamanda bir de kaleci arayışı demek. Yani çok uzun süredir Galatasaray Kalesi'ni koruyan, hani güvenebileceğiniz bir isim yerine de kimi monte edebilirsiniz ya da kime güvenebilirsiniz. Bu da hani epey bir arayışa sürükleyecektir muhtemelen yönetimi. Tabii her zaman taferel sonrası Mondragon bulamazsınız. Yani Galatasaray e, taferalin ef, efsaneleştiği dönemin sonrasında bir Mondragon bulmuştu. Hemen açık kapatılmıştı ama mesela Mondragon sonrası Mustere'ye gelinceye kadar ki sürece bakalım felaket Galatasaray için. Yanılmaz karacılar gitti geldi yerli yabancı bir türlü sonuç anlamadı. Dolayısıyla Mustera sonrası da bu, bu, sendrom yaşanabilir. Çünkü kim gelirse gelsin onunla kıyaslanacak. Onun seviyesine yaklaşması istenecek. Hem sağ içinde hem sağ dışında bir figürden bahsediyoruz. Galatasaray tarihine geçmiş bir isimden bahsediyoruz. Bu nedenle Mustera'nın ayrılığı sonrası yönetimin bu refleksi de yok açıkçası. Kulübün bu refleksi yok. Hani kaleci arama refleksi yok kulübün. Hiç öyle bir şey yok. Çünkü bir tek Mustera'nın sakatlığı döneminde işte İnaki Penya kiralanmıştı kısa bir süre. O da e, Domenek Torrent'in eski öğrencisi olduğu için çok kolay olmuştu o transfer olayı. Yönetim zorlanmamıştı. Ama tabii Mustera'nın ayrılığı sonrası orada e, enteresan işler olacaktır. Çünkü dediğim gibi kulübün kaleci arama konusunda bir refleksi yok şu anda. Ee, o zaman bu yaz Galatasaray'la e, Galatasaray ile ilgili transfer haberlerinde şeyi görebiliriz değil mi? E, kaleci arayışı ile ilgili flash başlıkları. Mutlaka görebiliriz. Hatta şimdi üç yerli kuralda devam ederse belki bir yerli kaleci transferi bile düşünülebilir. Uğurcan Çakır yeniden konuşulacaktır diye tahmin ediyorum tabii ki bunlar daha erken söylemek için ama Muslera'nın ayrılığı olursa ya çok yoğun bir kaleci gündemimiz olacak tabii ki.